burada önemli konular var. Bu son zamanlarda olan gelişmeler var. Bir kere işte bu PKK'larla gidip görüşüp gelen gazeteciler falan oluyor. İşte adamlar şöyle diyor, böyle diyor. Yani böyle sempati duyan bir usul kullanıyorlar. Bu insanlar zannedildikleri kadar yani Türk halkı tarafından benimsenen, akıllarına, fikirlerine, düşüncelerine değer verilen insanlar değiller. Yani bunu bir bilsinler bir kere. Yani oraya giden ekip yani tamam öyle. Yani öyle bir konu yok. Denemek istiyorlarsa Ankara'da ya İstanbul'da herhangi bir şehirde, Adana'da da olabilir. Gidip konuşalım hep beraber. Yani halka soralım, bunu ne diyorsunuz bu adamlar hakkında? Yani önem vermediklerini görürler. Hiçbir önemi yok onların. Yani onlar Türkiye'yi yönlendiren böyle Türkiye'ye akıl verebilecek akla sahip adamlar değiller. Yani isim de veririm ama gerek yok şimdi. Tek tek isim de vermeyeyim. Bu bir. İkincisi ya benim haddime değil ama yani Türkiye'nin önemli bir konumda olduğu için şimdi CHP Allah rızası için yani ortalık bunca karışıkken yani bu olaylarda daha müsbet bir tutum takınsın. Yani özellikle bunu rica ediyorum inşallah. Yani zamanı değil. Çünkü dış tehlike çok şiddetli. Dışarıdaki baskı çok şiddetli. Sayın Kılıçdaroğlu aklı başında bir insan. Yani makul bir insan. Böyle şeylerde ben tavrını netleştireceğini düşünüyorum. Yani tabii onların da kendine göre haklı yönleri olabilir de. Yani şimdi sırası değil. Yani ortalık çok değil mi? Mondar doğru. Adamların cirit attığı bir ortam var. Ona çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu arada devlete çok yoğun destek gerekir. Devlete, askere, polise çok yoğun destek var. Ve birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, kardeşlik içerisinde olduğumuzun mesajının çok iyi verilmesi gerekir. Çünkü bak, ülkücü gençlik Türkiye'nin bölünmesine şiddete karşıdır. Büyük bir güçtür. Yani milyonlarca ülkücü var Türkiye'de. Milyonlarca saadet gençliği var. İstersen sayalım sayı olarak milyonlarca. En az 1 milyonda Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin sevenleri vardır. Nur talebeleri şiddetle karşıdır bölünmeye. Süleymanlı kardeşlerimin karşıdır. Yani AK Parti gençliği şiddete karşıdır. Yani müthiş güzel bir zemin var inşallah. Kargaşayı bir an önce bir yatıştıralım Türkiye'de. Kargaşaya mahal verelim. Çünkü etraf da bozuk Türkiye'nin. Etrafında da bir bozulma var. Yani Suriye'de, orada burada her yerde bir karmaşa ortamı var. Buna karşı ciddi bir tavır almamız gerekiyor. Bu konuda Şahin Alpay Zaman Gazetesi'nde daha evvel siz uyarmıştınız. Cengiz Çandar'ın PKK raporundan yola çıkarak işte Kürt sorununu çözecek yol haritası başlıklı bir yazı yazmış. Yine ve özellikle raporda şu önerilere destek vermiş. Öcalan için 2 yıl içinde önce ev hapsi sonra da tamamen serbest bırakılmaya kadar uzanan yeni şartların temini ve devlet tarafından siyasi bir muhatap kabul edilmesi. 2. Kürtlere kendi kendini yönetmelerine imkan tanıyacak bir statü verilmesi. 3. Genel siyasi afla PKK'ların hapisten çıkarılması ve Habur'da olduğu gibi hem Kandil'den hem de Avrupa'dan gruplar halinde gelinmesine izin verilmesi. Ayrıca Zaman Gazetesi'nden Ethem Mahçupyan, Hasan Cemal ve Nuray Mert de aynı mantıkları vurgulayan yeni yazılar yazmışlar. Kardeşim böyle insanlar kendilerine çok önemli. Mesela Şahin Alpay. Allah rızası için ben rica ediyorum. Gel abi beraber gidelim. Ankara'da, Kızılay'da veya İstanbul Taksim'de bir gidelim. Kim kale alıyor? 10 tane adam çıksın kale alan. Elini öpeceğim. Peşinden gideceğim. 10 tane. Ya bizim milletimiz son derece uyanık ve aklı başında da. Şahin Alpay. Cengiz Çandar rapor hazırlamış. Yani Çemiş Gezek'ten de Memiş Dayı da bir rapor hazırlasın. O raporu da alalım. Nazmi Dede de bir rapor hazırlasın. Cengiz Çandar'ı kimse kale almaz söyleyeyim. Raporu da alsın raporunu. Masanın üstüne koysun. Kimse onun raporunu kale almaz. Cengiz Çandar kim de rapor önemli oluyor. Ve eski solcudur.
Hep Filistin'e Milistin'e giderdi eskinde zamanında. Evet. İçinde bir uhde kalmış demek ki mübareğin. Kurcalıyor kendince. Hiç kimse kale almaz. Vay, Cengiz Çan da rapor hazırlamış. Memiş dayım da hazırlamış rapor. Ne yapalım? kim alakadar olur demiş. Efendim Manisa'nın. Efendim. İnşallah. Su işlerinin. Neyse karıştırmayalım. Bıraksınlar bunu. İnşallah. Hiçbir şekilde Türkiye'yi böldürmez. Eğer kozlarını paylaşmak istiyorlarsa hukuk ölçüleri içerisinde gelsinler konuşalım. Hı hı. Demokrasi içerisinde gelip konuşalım. Zorla yapacağız diyorlarsa, kabadayılık yapacağız diyorlarsa 20 milyon Türk gençliği hazır. Evet. 20 milyon. Evet. Devletin emrindeyiz. Canımız malımız feda olsun. Böyle her kabadayının sözüne yok rapor yazsa kaç yazar yani. Her yer rapor olsa ne olur yani. Alsın raporunu masanın üstüne koysun. Bir daha bize bu rapordan bahsetmesin. Gıcık oldum yani. Ne raporu ya? Cengiz Çan da rapor yazmış. Memiş Dede rapor yazmış. Yok. Efendim Nazmi amca bilmem ne düzenlemiş. Bıraksınlar bunu. Haklıyım. İnşallah. İnşallah. Bir de şimdi Şahin Alpay geçenlerde uyardık. Geri adım attı. Akıllandı zannettik. Evet. Hoppala. Yeniden ortaya çıktı Hazret. Kardeşim yani biz sürekli bu adamlar tepesinde mi duracağız yani? Sürekli bunları uyarmakla mı uğraşacağız çocuk gibi yani? Akıllarını başlarına alsın. Öyle bir olay yok. Türkiye büyüyecek. Koskocaman bir Turan olacak inşallah. İnşallah. Koskocaman Türkistan Birliği olacak. Ve bunu da kimse durduramaz söyleyeyim. İstedikleri kadar uğraşsınlar. 3-5 kişi toplanmışlar. Efendim APO'nun arkadaşlarının yanına gitmişler. Orada konuşmuşlar. Çay kahve içip gelmişler. Turistik gezi yapmışlar. Kimse kale almaz. Bıraksınlar bunu. Gayet zinde gençlik. Herkes ayakta. Titizlikle takip ediyoruz. En ufak bir kıpırtı görürsek hukukla, kanunla, akılla, fikirle karşılığını veririz. İnşallah. Yani bu edebiyatı bıraksınlar. Bir tane daha yanında gezdiriyordu Cengiz Çandar. Kimdi o bir tane daha? Hasan Cemal. Hasan Cemal. O da öyle. Garibanın teki de onun yanında. O da onun yanında öyle geziyor. Yani o nereye giderse o da onun peşinden gidiyor. Hiç kimse kale almaz ikisini de. Yani bunlar kağıttan kaplan. Bu edebiyatı bıraksınlar. Türkiye dindardır. Milliyetçi ve mukaddesatçıdır. Üniter devleti savunur ve bölünmeye de şiddetle karşıyız. Bizim istediğimiz koskoca bir Türkistan Birliği'dir. Bunun dışında bir şey istemiyoruz. Avrupa'dan gelen ya istediği kadar ekber gitsinler. Turistik gezi olur. İstedikleri kadar raporu yazsınlar. Raporunu kendi okusun. Kimse kale almaz. Şahin Alpay da oradan kendi kenarından Suzinak makamında gidiyor. Onu da kimse kale almaz. Evet, yalnız Fethullah hocamız bu adamı niye konuşturuyor ben de bunu anlamıyorum. Ona hayret ediyorum yani kendi gazetesinde. Çok doğru söylüyorsun. Kardeşim Türkiye bölündükten sonra Fethullah hocamın okulları olsa ne olur? Bilmem nerede kurs açsanız kaç yazar yani? Ya kaç yazar demeyeyim de Allah affetsin. Yani ne olur yani? Ne? Vatan bitmiş zaten o zaman. Evet. Her şey bitmiş demektir. Asla ve kesinlikle kabul etmeyiz. Böyle bir olay yok. Kimse de bizim ağzımızı aramasın. Net tavrımız bölünme istemiyoruz. Bu kadar. Kıyısından köşesinden bana bunu ima dahi etmesinler. Edebiyata, artistliğe gerek yok yani. Ne alaka ya? Ha bize bunu teklif ediyor. Azerbaycan'dan birleşelim de kabul. Suriye'yle birleşelim de kabul. Bunlar güzel. Irak'la birleşelim de kabul. Ama bölünme neyin nesi? Böyle bir olay yok. APO'yu adamlar getirecekler. Hatta solun liderliğini düşünüyorlar adama. Ya çok büyük bir felaketin kapısını açmaya çalışıyorlar. Hükümetin arkasında olun. İşte onun için diyorum milletimize. Yani kardeşim biz kara kaşına körük kara gözüne meraklı değiliz. Biz biliyoruz yani. Bir şey dediğimiz yok. Eksiğini kusurlarını da görüyoruz biz hükümetin. Ama acil bir durum var. Böyle bir durumda yani aksi bir hareket çok anormal bir hareket olur. Hükümete çok sıkı destek verilmesi lazım. %50'nin dışında milletimizin diğer %50'sine destek vermesi lazım. CHP de burada Allah'ın rızası esastır. Var gücüyle hükümete destek olsun. MHP zaten koç yiğittir onlar. Onlar gereğini yaparlar. Yani
şehit aileleri büyük bir titizlikle seyrediyorlar. On binlerce şehit ailesi büyük bir titizlikle seyrediyorlar. Ben de büyük bir titizlikle seyrediyorum. En ufak bir kıpırtıda Allah esirgesin. Sakın ha sakın. Demokrasiyle, hukukla mutlaka engelleyeceğiz. Böyle bir kıpırtıyı asla kabul etmiyoruz. İnşallah. Yani çocuk mu kandırıyorlar bize oturup yani oyun oynar gibi? Nereye gittiğiniz anlamıyor muyuz olayın? Niçin bir zemin hazırlandığını anlamıyor muyuz? Yok Hasan Cemal'miş, yok bilmem ne. Yaşlanmış adamlar bunlar. İkisi de Cengiz Çandar'la dedelik döneminde kendilerince ucuz kahramanlık yapıyorlar. Bıraksınlar bunu. Kahramanlık bu değildir. Türkistan Birliği'ni savunsunlar, budur kahramanlık. İttihat-ı İslam'ı savunsunlar, budur kahramanlık. Yaptıkları kahramanlık değil. Çok ayıp yaptıkları, çok ayıp. Yani ben utanç duyuyorum. Yaptıklarından utanç duyuyorum. Ve halkımızın hiçbiri bunu benimsemiyor. Yok raporu varmış. Ulan insan onu ağzına almaz. Ne kadar komik bir şey ya. Sen, ulan sen raporunu kim dinler yani? Kendi kendine masanın başına oturmuş rapor yazıyor. Ya ben anlamıyorum. Bunlar Türkiye'nin sahibi ayaklarında böyle 8-10 kişi, 10-15 kişi falan. O onu böyle bir coşturmaya çalışıyor. Onun bir şey böyle ucuz kahraman havalarında. Böyle bir şey yok. Yani ne Aydın Doğan Türkiye'yi idare ediyor, ne bizim milletimiz dünya Türkiye'yi idare ediyor. Ve dünyayı idare edecek inşallah. İnşallah. Böyle uslubu bıraksınlar. Şimdi Anadolu'da şimdi şu an en az bir 50-60 milyon kişi bizi seyrediyor. Hepsinin fikri bu fikirdir. Aksini kimse savunmaz. Aksini savunan varsa bana yazsın, bak burada görürüz. Binlerce mail geliyor. Hepsi bu anlattıklarımızı destekliyor. Tabii inşallah. Yok bilmem. Bunlar zamanında kendi kendilerini şişirmişler. Yok Hasan Cemal, yok bilmem şu bilmem ne, bilmem ne Cengiz Çandar falan diye. Evet. Geçen de Ahmet Hakan aslında güzel söyledi kendi hallerini hocam. Aynı gazetenin ekibi onlar. Yani seçimde çıkan sonuçtan sonra biz bu kadar yazıyoruz. Kendi kendimize yapıyormuşuz. Bir etkisi olmuyormuş diye itiraf etti. Ya çocuk orada çok candan davranmış. Hakikaten bunu ben eleştirmiştim. En canım yakan şey eleştiri diyor. Acayip darlanıyorum eleştiriden diyor. Hakikaten kendine güvenini kaybetti. Eski havası civası gitti. Şu an gariban. Etilerde şarap tadıyormuş duyduğuma göre. Geziyor öyle yani, sakallarını falan adı sırada tarayıp. İşte bu kadar. Çünkü fikir yok bunlarda adamlarda. Bir ideal yok. Düşünce yok. Ufuk yok yani. Cengiz Çandar'da işte onun cemazi evvelini herkes bilir yani. Hasan Cemal'de bunlar. Her ikisi de solcudur. Bunlar gençliklerinde yapamadıklarını birilerinden bekliyorlar. Böyle bir şeye müsaade etmez bizim milletimiz. Ve ben de müsaade etmem, onu açıkça söyleyeyim. Yani. Evet Allah, inşallah. Hani nal toplatma tabir ederler ya, nal toplatırız Allah'ın izniyle. İlimle, bilimle, akılla, fikirle, sevgiyle. Bu vatan bizim. Bak nur gibi bizim insanlar, ne güzel. Biz kimsenin huzurunu bozdurtmayız. Kimsenin keyfini kaçırttırmayız. Bölünme çok büyük bir felakettir. İstemiyoruz. Güneydoğu'daki Kürt kardeşlerimiz hepsi bizim canımız. Hepsi bizim ruhumuz. Ben Güneydoğu'yu alimlerin, mürşitlerin, velilerin kalesi olarak biliyorum. Selahaddin Eyyubilerin evlatlarının olduğu yer. Ben oraya pasaportla mı gideceğim? Olacak iş mi şu? Onun için herkes aklını başına alsın. Metafizik çok fazla şey olacak. Öyle mübarek bir ülke ki, öyle mübarek topraklar ki, öyle güzel yerler ki, her şey çok güzel olacak. Fakat kahraman ordumuza ve yiğit polisimize, koç yiğit polisimize, yiğit hakimlerimize sonuna kadar tam destek. Ve aslan savcılarımıza. İnşallah. Bu çok önemlidir. Hafiften böyle abu altından sopa göstertmeler bilmem ne, o sopayı alır, hukukla kanunla yedirttiririz. Bıraksınlar bunları. Daha önce de mermi falan gönderiyorlardı falan. O çakalları, o mermileri kanunla hukukla yedirttirdik. Bir daha itlik yapabildiler mi? Hayır. Yapamadılar. Yeni yeni itliklere müsaade etmeyiz. Akıllı olacaklar. Yani İnşallah. Buradaki konular içinde geçen kişileri ve olaylar, şahıslar tenzih ediyorum. Ya yani ne demek istediğimi anlayan anlıyordur yani inşallah. İnşallah. Akılları baştan alacaklar. İnşallah. Abdullah Öcalan
30 milyon 30 bin üzerinde askerimizin ve vatandaşımızın şehit olmasına sebep olmuş bir gaddar, zalim insandır. Normalde idam edilecekti. İdam kaldırıldığı için müebbet hapis verildi. Gayet iyi şartlarda hapiste yatıyor. Yani adamların kafaya bak, onu solun liderlerine geçip Türkiye'nin başına bela etmeyi düşünüyorlar. Ve adım adım plan uyguluyorlar. Böyle satranç maçı gibi oyun oynuyorlar. Oradan oraya, oradan oraya. Gözümüz önünde sanki biz böyle çocuğuz, anlamayacağız. Yani neyi, niçin yaptıklarını sanki anlamıyoruz. Çok açık görüyoruz. Böyle bize kardeşlik oyun yapmaya kimse kalkmaz. Herkes inemeyecek. Müebbet hapis olan birçok insan var. Yatıyorlar cezalar. Dünya zaten kısa. Abdullah Öcalan da yani ömrünün yakasına dikmedi. Herkes vefat edecek. Her insan vefat edecek. Onun kaderi öyle öyleymiş. Suç işlemiş. Suçunun karşılığı yatacak. Ahiretin karşılığını da Allah bilir zaten. Hı hı. Bir tek o değil. Birçok müebbet hapis cezası çeken insan var. Hı hı. Sen onu affettin mi? Türkiye'nin başına getirmeye kalktın mı? Dünya toz duman olur yani. Kıyamet kopar. Yani böyle bir adaletsizlik, böyle bir hukuksuzluk, böyle bir rezaleti kimse beklemez. Bize kabustan bahsediyorlar. Deliyseler Allah'a yalvarsınlar. Akıllarını başlarına alsınlar. İnşallah. İnşallah. Onu yaparken o adam bilmiyor muydu başına gelecekleri? Biliyordu. Tabii. Her şeyi göz alarak yaptı onu. E tamam, karşılığında çekiyor. O kadar. Karmaşık bir şey yok. İnşallah. Adam hem cinayet işleyecek, hem de sırtı sıvazlanacak. Cinayet işleyen başına geleceği zaten kabul ederek onu yapıyor. Bir kişi, iki kişi de değil yani. 30 bin üstünde Mehmetçiğimizin, aslanımızın kanı ellerinde adamın. Ki buna rağmen çok iyi şartlarda hapiste yatıyor yani. Sürekli yere hapistir, onu söyleyeyim. Budur. Asıl ahirettekini düşünsün. Yani buradaki çok hafif.